Coğrafya Cepte kanalından herkese merhabalar. Şu ana kadar doğal sistemlerle ilgili konuları gördük. Bu dersle birlikte beşeri sistemlere de giriş yapmış olacağız. Beşeri sistemlerde ilk anlatacağım konu nüfus olacak arkadaşlar ve her şeyden önce şunu söyleyebilirim. Genel olarak beşeri sistemler gayet kolay anlaşılır konulardan oluşacak. Ancak hemen ekleyelim, kesinlikle dikkat edilmesi gereken ve bol soru çözülmesi gereken konu başlıkları da göreceksiniz. Yanlış yaptığınızın bile farkına varmadan kaçırabileceğiniz çok soru örneğini de göreceksiniz beşeri sistemler içinde. Ben de konuları anlatırken özellikle sık sık hata yapılan bölümleri vurgulamaya çalışacağım. Çok uzatmıyorum arkadaşlar ve hemen nüfus konusuna giriyorum. Belirli bir bölgede yaşayan insan sayısına nüfus denir ve çoğu zaman bir ülkeyi tanımak için nüfus özelliklerini incelemek yeterli olacaktır arkadaşlar. Nüfusun artış hızı ve yapısal özellikleri bir ülkenin gelişmişlik durumu hakkında oldukça sağlam bilgiler verir. Zaten bu konu başlığında bununla ilgili örnekleri sık sık vermeye çalışacağım. Tam bu noktada nüfusla ilgili çok önemli bir terimin tanımını yapmak istiyorum arkadaşlar. Demografi. Nüfus başlığında sık sık karşımıza çıkacak bir kelimedir demografi. Demografi bir ülkede ya da genel olarak bir bölgede yaşayan nüfusun miktarını, yine o bölgedeki nüfusun yapısal özelliklerini, o bölgede nüfus hareketlerini inceleyen bilim dalıdır. Kısaca arkadaşlar demografi nüfus bilimi olarak da bilinir. Ve bir bölgedeki demografik yapının yani nüfus yapısının ortaya çıkmasında nüfus sayımlarının çok büyük rolü vardır arkadaşlar. Hadi şimdi nüfus sayımlarının kısaca tarihçesine bakalım. Nüfus sayımları ile ne gibi sonuçlara ulaşabiliyoruz? Kısaca bunları inceleyelim. Sevgili arkadaşlar, tarihte bilinen ilk nüfus sayımlarının milattan önce 3000'li yıllarda Çin'de yapıldığı tahmin edilmektedir. Ancak aklınıza öyle kadın erkek çocuk herkesin sayıldığı, nüfusun tüm özellikleriyle ortaya çıkarıldığı modern nüfus sayımları gelmesin arkadaşlar. İlk nüfus sayımlarında amaçlar asker sayılarını tespit etmek olmuştur. Vergi alınabilecek kişileri belirlemek olmuştur, yani vergi mükelleflerini belirlemek olmuştur. Avrupa'nın gündemine nüfus sayımları ilk olarak 1600'lü yıllarda girmiş. Orada da yine ilkel yöntemlerle yapılmıştır. Sadece sömürgelerde yaşayan insan sayılarını tespit etmek amacıyla nüfus sayımları yapılmıştır. Osmanlı'da ise nüfus sayımları ilk olarak 2. Mahmut döneminde yapılmıştır. Tekrar vurguluyorum, bu ilk sayımlar modern nüfus sayımları değildir. Evet arkadaşlar, şimdi altını çizerek söylüyorum. Tarihte ilk modern nüfus sayımları da yine Avrupa'da yapılmıştır. 1700'lü yıllarda İskandinav ülkelerinde modern nüfus sayımları yapılmıştır. Bakın tekrar söylüyorum, tarihte ilk modern nüfus sayımları 1700'lü yıllarda İskandinav ülkelerinde yapılmıştır. İleride Türkiye'de nüfus adında bir başlığımız da olacak arkadaşlar. O yüzden burada Türkiye'de nüfus özelliklerine girmeyeceğim. Bunu da belirtmiş olalım. Nüfus sayımları ile hangi sonuçlara ulaşılabilir ve bu sonuçlar neden önemlidir? Şimdi biraz bunları inceleyelim arkadaşlar. Nüfus sayımları ile her şeyden önce nüfusun miktarı ortaya çıkar ve nüfus sayımları belirli periyotlarla yapılacağı için yıldan yıla nüfus miktarındaki değişim de ortaya çıkacaktır. Yani nüfus miktarı ve nüfus artış hızı nüfus sayımları ile elde edilen belki de en önemli verilerdir arkadaşlar. Özellikle nüfus artış hızına vurgu yapalım. Bir ülkenin gelişmişliğini gösteren önemli özelliklerden biridir nüfus artış hızı ve bu nüfus sayımları ile ortaya çıkar. Nüfus miktarı ise gelişmişliği göstermez arkadaşlar. Az sonra nüfus artışı başlığında detaylı bir şekilde bunu da anlatacağım. Yine nüfus sayımları ile nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı da ortaya çıkacaktır ve bu özellik gelişmişliği gösteren bir kriterdir arkadaşlar. Nüfusun kır-kent durumu, meslek gruplarına göre dağılımı, eğitim durumu, yine nüfusun ekonomik ve sosyal yapısı gibi özellikler de nüfus sayımları ile ortaya çıkacaktır ve bu özelliklerde gelişmişlik seviyesi hakkında bilgiler verecektir. Nüfusun kadın erkek oranı ve göçler ya da başka bir deyişle nüfus hareketleri de nüfus sayımları ile ortaya çıkan özelliklerdendir. Sevgili arkadaşlar, bu saydığım özellikler nüfusun yapısal özellikleri olarak geçer ve bir ülkede bunların ne anlama geldiğini az sonra kısa kısa vermeye çalışacağım. Burada vurgulamak istediğim, bir ülkede nüfus sayımlarıyla hangi özellikler ortaya çıkar? Bunu anlatmaya çalışıyorum, bunu vurgulamaya çalışıyorum. Nüfus sayımlarıyla bu özellikleri görebilen ülkeler buna göre politikalar izleyecektir, ekonomisine yön verecektir, doğal ve beşeri kaynaklarını daha verimli, daha ekonomik kullanma gibi imkanlara kavuşabilecektir bu özellikleri gören ülkeler. Tabii bu sonuçları güzel değerlendirebilirlerse. Hemen küçük bir parantez açıyorum arkadaşlar. Günümüzde nüfus sayımları modern yöntemlerle yapılmaktadır diyorum. Ancak gelişmiş ülkelerde yapılan nüfus sayımlarıyla gelişmekte olan, yani diğer adıyla geri kalmış ülkelerin yaptığı nüfus sayımları aynı değildir. Gelişmiş ülkelerde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi vardır. Herkesin adresi belli, ölenler belli, doğanlar belli, her şey kayıt altında olduğu için her yıl nüfus istatistikleri otomatik olarak ortaya çıkmaktadır adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde. Ancak gelişmemiş ülkelerde durum böyle değildir. Adresler net değildir. Doğanlar ve ölenlerin kaydı net olarak tutulmamaktadır. Nüfusu saymak için kapı kapı dolaşmak gerekmektedir. On binlerce sayım görevlisi ev ev dolaşarak nüfus sayar ilkel yöntemde. Böyle çok zahmetli bir yöntemle bile sağlıklı sonuçlar elde edilemeyecektir. Geri kalmış ülkelerde yapılan sayımlar genelde bu şekildedir. Bu parantezi de araya sıkıştırmış olalım. Gelişmiş ülkelerde nüfus sayımları daha modern yöntemlerle yapılmaktadır. Sırada dünya nüfusunun tarihsel değişimi var arkadaşlar. Soru kitaplarında karşınıza zaman zaman çıkacaktır. Buna da kısaca bakmış olalım. Geçmişten günümüze dünya nüfusu incelendiğinde nüfusun sürekli arttığı görülmüştür arkadaşlar. Hiçbir zaman dünya nüfusu önceki dönemlere göre daha az olmamıştır. En azından bilinen ve kaydı tutulan tarih içinde bunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki dünya nüfusu sürekli artmıştır. Ancak bazı dönemlerde çok hızlı artmıştır, bazı dönemlerde artış hızı azalmıştır. Bizim de dünya nüfusunda sıçramaya sebep olan olayları bilmemizde fayda var. Nüfus patlamasına sebep olan olayları bilmemiz gerekiyor. Nüfus artış hızını ciddi manada yükselten olayların, yani patlamaya sebep olan olayların ortak özelliği sağlık ve beslenme şartlarını iyileştirmesidir ve basit sebeplerle gerçekleşen ölümleri azaltmasıdır arkadaşlar. Bunun altını çizmiş olalım. Sevgili arkadaşlar, ilk sıçrama dönemi çok eskilere dayanıyor. İnsanların avcılık, toplayıcılık yaptığı dönemlere dayanıyor. İlk sıçrama alet yapımının keşfiyle yaşanmıştır. Alet yapımıyla birlikte insanlar daha kolay avlanabilecekleri silahlar yapmaya başlamıştır. Daha iyi beslenmiştir ve daha uzun yaşamaya başlamıştır. Ölüm oranlarındaki azalma ve buna ek olarak yaşam süresinin artması nüfusta sıçramaya sebep olmuştur. Evet, ilk sıçrama dönemi alet yapımının keşfiyle yaşanmıştır. İkinci sıçrama dönemi yerleşik hayata geçişle yaşanmıştır. İnsanoğlu Neolitik çağda tarımsal faaliyetlerle birlikte yerleşik hayata geçmiştir. Bu zamana kadar göçebe hayat yaşıyordu. Dolayısıyla daha zor şartlar altında yaşıyordu. İnsanlar yerleşik hayatla birlikte daha rahat, daha sağlıklı yaşamaya başlamıştır. Basit ölümler nispeten azalmıştır. Yine bunlara ek olarak insanlar daha büyük topluluklar halinde köylerde, şehirlerde yaşamaya başlamıştır arkadaşlar. Bu da nüfusta sıçramalara sebep olmuştur. Evet, yerleşik hayata geçişle birlikte bir sıçrama dönemi daha yaşanmıştır. Dünya nüfusunda en büyük sıçrama dönemi 1700'lü yıllarda başlamış sanayi devrimi ile birlikte başlamıştır arkadaşlar. Sanayi devrimi ile birlikte çok büyük şehirler kurulmuştur. Fabrikaların sayısı artmıştır ve bu fabrikalarda çalışacak insanlara ihtiyaç duyulacağı için birçok sanayi bölgesinde nüfus artışı teşvik edilmiştir. Yine bu dönemde sağlık alanında gelişmeler var arkadaşlar. Hayat standartlarında iyileşmeler var. Bunlar da basit ölümleri azaltacaktır. Ortalama ömrü uzatacaktır. İşte bunlar nüfustaki sıçramayı etkileyen faktörler olmuştur. En büyük sıçrama dönemi sanayi devrimi ile birlikte başlamıştır. Kısaca 20. yüzyılda dünya nüfusundaki değişimi de yorumlayalım arkadaşlar. En büyük sıçrama dönemi sanayi devrimi ile birlikte başlamıştı. O sıçrama devam ediyordu. 20. yüzyılda nüfus artış hızındaki değişimde 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın etkisini görmek mümkündür arkadaşlar. 1. ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde çok sayıda erkek askere alınmıştır. Savaştadır. Yine sağlık ve beslenme alanında çok olumsuz şartlar vardır arkadaşlar. Bunlar nüfus artış hızının ciddi manada düşmesine sebep olmuştur. Evet, 1. ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde nüfus artış hızı ciddi manada düşmüştür. Savaşlardan sonra hayat şartlarındaki iyileşmeler nüfus artış hızının da yükselmesine sebep olacaktır. 1960 ve 70 arasında nüfus artış hızı en yüksek seviyelere ulaşmıştır. Sevgili arkadaşlar, nüfus artış hızı en yüksek seviyelere ulaşmıştır diyoruz ama bu artış hızındaki yükselmelerin bazı olumsuz sonuçları da ülkelerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Ülkeler milli gelirlerini ve doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak ister. Bu dönemde nüfus artış hızının aşırı yükselmesi birçok ülkeyi korkutmuştur. Birçok ülkede endişe meydana getirmiştir. Doğal kaynaklar artan nüfusun ihtiyacını karşılayabilecek mi? Fabrikalar ve bilimum iş alanları artan nüfusun istihdamı için yeterli olabilecek mi? Tüm bu endişeler sonucunda ülkeler nüfus artış hızını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmaya başlamıştır 1970'li yıllarda. Bunun neticesinde nüfus artış hızında düşmeler yaşanmaya başlamıştır. Bakın tekrar söylüyorum, nüfus artış hızının çok yükselmesi ülkeleri korkutmuş ve birçok ülkede nüfusu azaltmaya yönelik politikalar izlenmeye başlanmıştır. Tabii ilk zamanlar nüfus artış hızını azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmış, ancak daha sonra bu çalışmaların yanında modern yaşamın bir sonucu olarak zaten nüfus artış hızı düşmeye başlamıştır arkadaşlar. Kadının iş hayatına girmesi, özellikle gelişmiş ülkelerde insanların hemen çocuk sahibi olmak istememesi ya da az çocuk sahibi olmak istemesi gibi sebeplerle, yani modern yaşamın bir sonucu olarak nüfus artış hızı düşmüştür. 1970 yılından sonraki düşüşlerin sebepleri arasında bunlar gösterilebilir arkadaşlar. Evet, çok da meseleyi uzatmak istemiyorum. Kısaca 20. yüzyılda nüfusun gelişimi de bu şekilde. Sevgili arkadaşlar, nüfus artışı ve nüfus artış hızı gibi kavramları kullanmaya başladım. Ancak nüfus artışı nedir? Nüfus artış hızı nedir? Bunlara bakarak nelere ulaşılabilir? Biraz bu konuyu açmak istiyorum. Bu nüfus artışı kavramını açmak istiyorum. Gerçek nüfus artışı ve doğal nüfus artışı kavramları ne anlama geliyor? Nüfus artış hızı kavramı ne anlama geliyor? Bunları biraz yorumlayalım. Kesinlikle çok önemli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Birçok öğrenci arkadaşımın hata yaptığı bölümdür. Aman dikkat! Nüfus artışı, doğal nüfus artışı ve gerçek nüfus artışı olmak üzere iki başlıkta incelenebilir. Doğal nüfus artışı, doğumların ölümlerden fazla olması şeklinde gerçekleşen artıştır. Bakın tekrar söylüyorum. Doğal nüfus artışı, doğumların ölümlerden fazla olması şeklinde gerçekleşen artıştır. 5 kişi doğdu, 2 kişi öldü. O zaman 3 kişi arttı gibi. Bu doğal artıştır arkadaşlar. Ve doğum oranlarının yüksek olduğu bölgelerde doğal nüfus artışı da fazladır ve altını çizerek söylüyorum. Doğal nüfus artış hızı ya da başka bir deyişle doğum oranları bir ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi verir. Bakın dikkat, tekrar vurguluyorum. Doğal nüfus artış hızı gelişmişliği gösteren kriterler arasındadır. Doğal nüfus artış hızı yüksek olan ülkeler genel olarak gelişmekte olan ülkelerdir. Gelişmekte olan ülke, yani geri kalmış ülke demek arkadaşlar. Biraz da ayıp olmasın diye geri kalmış ülke ifadesini kullanmıyorlar. Gelişmekte olan ülke ifadesini kullanıyorlar ama aslında bildiğiniz gelişmemiş ülke demektir. Ve doğal nüfus artış hızı gelişmemiş ülkelerde fazladır. Bakın arkadaşlar, Somali, Uganda, Nijer gibi gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış oranları binde 30'lar seviyesinde. Bir de Belçika, Japonya, Almanya gibi ülkelere bakın, nüfus artış oranları binde birlerin altında. Hatta Japonya ve Almanya bakın eksili seviyelerde. Arkadaşlar, nüfus artış oranlarının eksiye düşmesi nüfus miktarının azaldığı anlamına gelir. O zaman bir önemli noktayı daha vurgulamış olalım. Nüfus artış oranı artılı değerlerde ise nüfus miktarı artmıştır. Eksili değerlerde ise nüfus miktarı azalmıştır. Evet arkadaşlar, son olarak bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. Doğal nüfus artışı gelişmişlik hakkında bilgi verir dedik. Doğal nüfus artış hızı fazla olan ülkeler, doğum oranları fazla olan ülkeler genelde gelişmemiş ülkelerdir dedik. Ancak sakın bunu nüfus miktarıyla karıştırmayın. Çünkü nüfus miktarı gelişmişlik hakkında bilgi vermez. Bakın çok önemli bir şey söyledim. Nüfus miktarı fazla olan ülkeler gelişmemiştir diyemezsiniz arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu bizden fazladır. Japonya'nın nüfusu bizden fazladır. Ve bu ülkeler bizden daha az gelişmiş ülkeler değildir. Nüfus miktarı değil, doğal nüfus artış hızı ya da başka bir deyişle doğum oranları gelişmişliği gösterir diyorum ve gerçek nüfus artışına geçiyorum. Sevgili arkadaşlar, gerçek nüfus artışı doğumlara ek olarak göçlerin de hesaba katıldığı nüfus artışıdır. Mesela 5 kişi doğdu, 2 kişi öldü. Normalde 3 kişilik bir doğal artış olmalıyken bir de bakıyorsunuz 10 kişilik bir artış olmuş. Demek ki doğanlara ek olarak başka yerlerden de nüfusa katılım olmuş. İşte nüfustaki bu artış doğumlara ek olarak göçlerle de bir artışın olduğunu göstermektedir. En güzel örnek İstanbul'dur arkadaşlar. İstanbul nüfus artışının fazla olduğu şehirlerdendir. Ancak tabii ki bu artış sadece doğumlarla açıklanabilecek bir artış değildir. Ciddi manada göç etkisi vardır. Ve dikkat, gerçek artış gelişmişliği gösteren bir kriter değildir. Az önce doğal artış hızı yüksek olan ülkeler gelişmemiş ülkelerdir demiştik. Şimdi gerçek artış hızı yüksek olan ülkeler için gelişmemiştir diyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü bu ülkeler gelişmiş ama çok fazla göç alan ülkelerde olabilir. Buna dikkat etmenizi istiyorum. O zaman tekrar vurguluyorum. Nüfus artış hızı doğumlardan dolayı yüksek olan yerler için genelde gelişmemiş ülkelerdir diyebilirsiniz. Ancak nüfus artış hızı göçlerden dolayı yüksek olan ülkeler için gelişmemiştir diyemiyoruz. Aman dikkat. Nüfus artışı ile ilgili nüfus artış miktarı, nüfus artış oranı ve nüfus artış hızı kavramlarını biraz daha açmak istiyorum arkadaşlar. Yıldızlı bir bölümdür, sık hata yapılan bir bölümdür. Aman dikkat. Nüfus artış miktarı bir merkezde bir önceki döneme göre gerçekleşen artışın miktar ile ifade edilmesidir arkadaşlar. Bakın bu A şehrinde 2000 yılında nüfus 4 milyonmuş, 2005 yılında 6 milyon olmuş. Artış miktarı 2 milyondur. B şehrinde ise 2000 yılında 1 milyon nüfus varmış. Nüfus 2005'te 2 milyon olmuş. Nüfus 1 milyon artmıştır. Yani artış miktarı 1 milyondur. Şimdi bu iki kenti artış miktarı olarak, bakın altını çiziyorum, artış miktarı olarak kıyasladığınızda A şehrinde nüfus artış miktarı B şehrinden daha fazladır. A şehri 2 milyon artmıştır. B şehri 1 milyon artmıştır. Nüfus artış oranı ise bir merkezde meydana gelen artış miktarının oransal ifadesidir arkadaşlar. Örneğin A kenti 4 milyondu, 6 milyon olmuş, artış miktarı 2 milyon. Yani 4 milyonun yarısı. O zaman A kenti %50 oranında artmıştır diyebiliriz. Bakın dikkat, A kentinde artış oranı %50'dir. B kenti ise 2000 yılında 1 milyonken 2005 yılında 2 milyon olmuştur. Yani nüfusunu 2'ye katlamıştır arkadaşlar. Başka bir deyişle nüfus %100 artmıştır. Sonuç olarak A ve B kentlerinin nüfus artış oranları bakımından karşılaştırdığınızda bu kez B kentinin artış oranı A kentinden fazla çıkmıştır. B kenti %100 artmıştır. A kenti %50 artmıştır. Oysa miktar olarak A kenti daha fazla artmıştı, hatırlayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nüfus sorularında miktar ve oran kavramları kesinlikle dikkat edilmesi gereken kavramlardır ve hiç farkında bile olmadan yanlışlar yapabilirsiniz bu bölümde. Aman dikkat. Nüfus artış hızı kavramını da kısaca açmak istiyorum arkadaşlar, oldukça önemlidir. Nüfus artış hızı bir merkezde bir önceki döneme göre oransal değişimi ifade eder. Bakın tekrar söylüyorum, bir önceki döneme göre olan oransal değişimi ifade eder. Örneğin burada bir merkezde yapılan nüfus sayımlarında nüfusun belirli dönemlerdeki sayıları verilmiş. Önce 4 milyon, sonra 7 milyona çıkmış, 9 milyon ve en son 10 milyon olarak tespit edilmiş nüfus miktarı. Öncelikle size nüfus miktarı hep artmış mıdır diye sorsam herkes artmıştır hocam, bak 4 milyondan 10 milyona çıkmış. Hiçbir dönem bir önceki döneme göre nüfus miktarı daha az olmamış dersiniz. Bu merkezde nüfus miktarı hep artmıştır. Ancak sevgili arkadaşlar, nüfus miktarı hep aynı oranda artmamıştır. Bakın 4 milyondan 7 milyona çıktığında nüfus %75 artmıştır. Evet, nüfus miktarı artmıştır. Artış oranı da %75. Ancak ikinci dönemde 7 milyondan 9 milyona çıktığı dönemde yine nüfus miktarı artmıştır. 2 milyon artmıştır. Ancak artış oranı bu kez %28. Az önce %75 olan artış oranı şimdi %28. Yani artış oranı düştü. Son döneme bakalım, 9 milyondan 10 milyona çıktığında yine nüfus miktarı artmıştır. 1 milyon artmıştır. Ancak bu kez artış oranı %11. Daha önce %28 olan artış oranı %11'e kadar düştü. Bakın arkadaşlar, nüfus artış oranları düşse de bu merkezde nüfus miktarı artmıştır. Tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Bir merkezde nüfus artış hızının düşmesi o merkezde nüfus miktarının azaldığı anlamına gelmez. Bakın bu merkezde nüfus arttı. Ancak artış hızı yıldan yıla düştü. %75'ten %28'e, daha sonra %11'e düştü nüfus artış oranı. Ancak nüfus miktarı hep arttı. Sadece bir durumda nüfusun azaldığını söyleyebilirsiniz arkadaşlar. O da nüfus artış oranı eksili değerlerde olursa. Evet, tekrar söylüyorum, nüfus artış oranı eksili değerlerde olursa nüfus miktarı bir önceki döneme göre azalmıştır diyebilirsiniz. Bunun dışında nüfus artış oranı yıldan yıla düşse bile nüfus miktarı hep artmıştır diyorum ve bu sayfayı da kapatıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, çok önemli kavramları tanıyarak nüfus konusuna da giriş yapmış olduk ve ilk videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda nüfus artışını etkileyen faktörler, nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla devam edeceğim. Yine nüfusun yapısal özelliklerinden bahsedeceğim. Eğer videoları beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın diyorum. Kanala abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar ve eğer videoları beğeniyorsanız sevdiklerinize Coğrafya Cepte kanalından bahsetmeyi unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun, hoşçakalın.